Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere teknoloji ürünlerimi tanıtacağım, göstereceğim. Hangi ürünleri kullanıyorum, hangi ürünlerde neler yapıyorum arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim kısaca sizlere. Burada görmüş olduğunuz gibi minik bir oda var. Burası bizim çalışma odamız. Burada Özlem, orada da ben çalışıyorum. Benim masam ve aşağıda da arkadaşlar bir tane çekim odamız var. Çekim odamızda green box ve ışıklandırmalarımız mevcut. Ve çekim masamız mevcut. Onu da ayrıca videonun sonuna doğru göstereceğim. Şimdi bir masama oturalım. Bakalım hangi ürünleri kullanıyorum, teknoloji ürünlerini. Hep beraber bakalım. Evet, ben video montajlarında bu bilgisayarı kullanıyorum. Bu bilgisayar Apple'ın bilgisayarı. 15 inç, yanlış değilim. 15 inç ve i7 işlemciye sahip ve 16 GB üzerinde RAM var. SSD olarak da 256 GB SSD kullanıyorum. Bir de burada ekstra bir monitör kullanıyorum. Çünkü render edit yapan ve montajlama yapan arkadaşlar biliyordur. İkinci ekran olmazsa olmazı, çünkü çok geniş ve çok rahatlık sağlıyor bu bize. Daha sonrasında evde yazıcı olarak kullandığımız HP'nin bir tane 315 modelini kullanıyoruz. Bunun özelliği, en çok sevdiğim özelliği, buradan mürekkebini sizler doldurabiliyorsunuz. Kartuş olmadığı için, yani kartuş var ama tanker sistemli arkadaşlar. Buradan boyaları doldurarak çok uzun süreli bu yazıcıyı kullanabiliyoruz. Öyle kartuş sistemindeki gibi hızlıca bitmiyor. Onun haricinde kullandığım neler var? Burada external disklerim var. Bunlar birer terabayt ama tabii bunlar video yaptığımız videoların ham hallerini vesaire saklıyorum. Ama tabii ki bunlar yetmiyor. Bunların ikisi de doldu. Bir de burada 4 terabaytlık bir tane external disk kullanıyorum. Yani 6 terabaytlık alanım var. Ama şu anda dolmak üzere, yenisini alacağım gibi geliyor. Burada bir tane Bluetooth kulaklığım var. Bunu hem telefonda hem de bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Gerçekten başarılı bir ürün. Ben bunu çok seviyorum. Sürekli olarak da kullanıyorum. Şarjı da çok güzel gidiyor. Ama bir dezavantajı var. Mutlaka onu söylemeliyim. Yazın kulağınızı çok terletiyor. Evet, kulağınızı çok terletiyor bu ürün. Ama onun haricinde kışın gayet kulaklarınızı sıcak tutuyor. Burada da kullanmış olduğum ürünler var. Arkadaşlar, ben de şöyle bir huy var. Huy mu diyeyim, hobi mi diyeyim bilmiyorum ama ben almış olduğum teknoloji ürünlerinin kutularını saklıyorum. Niye saklıyorum bilmiyorum ama saklıyorum. Hoşuma gidiyor. Böyle gördüğünüz gibi ürünlerin kutuları burada mevcut. Şimdi ürünlerimize başlayalım. Öncelikle videolarda kullanmış olduğum mikrofon. Boya'nın mikrofonunu kullanıyorum. İki kişi kullanabiliyor ama tek kişi de kullanabiliyor bunu. Gayet başarılı, videolarda gayet hoşuma gidiyor ses deneyimi. O yüzden Boya'nın bu marka modelini kullanıyorum. Onun haricinde dışarılarda selfie çubuğu olarak Xiaomi'nin görmüş olduğunuz bu tripodunu kullanıyorum. Gayet başarılı, yeterli ama evin neresinde bu tripod, inanın bilmiyorum. İçi şu anda boş, nerede bilmiyorum. Arkadaşlar, bilgisayarlarınızda kullanmanız gereken en önemli donanımlardan birisi SSD disk. Çünkü SSD disklerin okuma ve yazma hızı yüksek olduğu için mutlaka bilgisayarlarınızda kullanmalısınız. Ve Samsung Evo modellerini kesinlikle öneriyorum. Piyasanın en iyilerinden diyebilirim. Onun haricinde evde internet olarak Superbox kullanıyorduk ama şu anda kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi şuralarda bir yerde, evet burada cihaz. Ama bunun fişi dahi takılı değil. Çünkü şöyle bir sorun var. Bunu bağlattığınız adres haricinde bir yere taşınırsanız, orada sorun oluşursa Turkcell hiçbir şekilde buna destek vermiyor. Haberiniz olsun, bu Superbox diye geçiyor. Evet, çok hızlı. Kurulduğu adreste mükemmel çalışıyordu. Ama onun haricindeki bir adreste sorun yaşadığın zaman asla destek vermiyorlar. O yüzden şu anda Titanet'in fiber internetini kullanıyorum evde. Upload hızları çok düşük olsa da şu an için idare ediyorum. Bunu şu şekilde koyayım. Saat olarak biliyorsunuz ben akıllı saat olarak bu modeli kullanıyorum. Şuradan da görebilirsiniz. Bunun inceleme videosu kanalımda mevcut. Merak ettikleriniz oradan görebilirsiniz. Bu zaten dediğim gibi Western Digital'in bir tane hard diski. Bunun da kutusunu saklıyorum. Aa, diğerinin kutusu yok. Enteresan. Bunlardan birinin kutusu yok ama hangisini bilmiyorum. Evet, bu da kulaklığımın kutusu. Şöyle bir kulaklığa sahibim. Biraz önce bahsettim. Bunu 350 TL'ye almıştım. Gerçekten başarılı, bunu deneyebilirsiniz kesinlikle. Bu MacBook'un kutusu. Evet, gördüğünüz gibi MacBook 15 inç Retina display'e sahip bir MacBook kullanıyorum. Gayet şu an için bana yeterli ama ileride 4K'ya geçersek, bilmiyorum geçer miyiz, 4K'ya geçtiğimiz zaman bunun yetersiz olabileceğini düşünüyorum.
Ki şu anda bile bazen kasmalar yapabiliyor. Evet, soğutucu olarak, tabii ben bunu soğutucu olarak kullanmıyorum. Arkadaşlar şu çok önemli. Oturduğunuz zaman bilgisayarınız yerde değil, şu şekilde karşınızda olması gerekiyor ki boyun fıtığına ve boynunuza zarar vermesin. Düz bir açıda ekranı görmeniz gerekiyor. Benimki hatta biraz alçakta kalmış ama şu an için yeterli. En azından boynumu aşağıya doğru eğmiyorum. Buna dikkat edin. Dediğim gibi bu Addison'un bir tane notebook soğutucusunu kullanıyorum ama ben bunu stand olarak kullanıyorum. O yüzden sizler de kullanabilirsiniz. Çekimlerde bunu kullanıyorum. S9 Plus hem telefon olarak kullanıyorum hem kamera olarak kullanıyorum. Çünkü hem portatif arkadaşlar, her gittiğiniz yerde direkt cebinizden çıkarıp çekimlere başlayabiliyorsunuz. Gerçekten otofokusu vesaire her şey çok güzel çalışıyor. Bundan sonra Note 10'a geçmeyi düşünüyorum. Çünkü onun kamerası da çok hoşuma gidiyor. Ama şu an için bana S9 Plus yeterli oluyor. Ha, eğer bu olmasaydı hangi ürünü alırdım kamera olarak diyorsanız mutlaka Sony modellerini tercih ederdim. Burada bir tane gimbal'ımız var. Bu ne işe yarıyor? Bu arkadaşlar dışarıda şu anda mesela ben bu kameraya çekim yaptığımda elimin titreşimlerini mutlaka fark ediyorsunuzdur. Bu şekilde bayağı bir titreşim oluyor. Herhangi bir titreme, yürüme anında herhangi bir sallantı vesaire yaşamıyorsunuz. Bunun stabilizatörü diyebilirim. Gayet güzel bir marka. Yani DJ de var ama DJ çok pahalı olduğu için ben bunu 600 lira civarında aldım. Gayet işimi görüyor. Kesinlikle kullanılabilir. Çok güzel bir ürün. Sizlere de bu ürünü tavsiye ederim. Bu benim koltuğum, görmüş olduğunuz gibi. Arada sırada keyif yapmak için, stres atmak için burada bir tane Yamaha orgum var. Arada sırada onu çalıyorum. Çok profesyonel değilim. Sadece kendimi rahatlatmak için biraz tıngırdatıyorum. Bir de çekim odam var. Aşağıda onda. Şimdi aşağıya ineceğiz. Tüm işlemlerimi bu oda içerisinde gerçekleştiriyorum. Küçük bir oda ama sevimli bir oda. Ben burada çalışmayı çok seviyorum. Şimdi aşağı inelim, bakalım aşağıda hangi donanımlar var. Çekim için neleri kullanıyorum. Hadi görelim. Evet arkadaşlar, çekimlerimizi bu odada gerçekleştiriyoruz. Hem masa başındaki çekimlerimizi hem de kamera karşısındaki çekimlerimizi burada yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir kendi başıma bir green box stüdyo oluşturmaya çalıştım. Gayet yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi iki tane ışığım mevcut. Bunlar markası Godox diye geçiyor. Şu şekilde görebilirsiniz. İçerisinde 6'şar tane, 5'er tane ampul mevcut. Şurada da diğeri var. Bunlar şu an için bana yeterli, gayet yeterli oluyor. Masamız da bu şekilde. Üzerinde ben fon olarak bunu kullanıyorum. Çünkü bu aslında elektrik ürünü. Elektrikçilerin kullanmış olduğu bir ürün. Gayet kaliteli, yanma vesaire yapmadığı için ben masa başında çekimlerimde bu fonu kullanıyorum. Yeşil bir fon. Onun haricinde tripod olarak farklı tripodlar var. Yani bu tripodu çok seviyorum. Gerçekten çok 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 kaliteli. Ne diye geçiyormuş bunu? Eslik diye geçiyormuş ama yaklaşık herhalde 150-160 lira bir fiyatı var ama gerçekten çok kaliteli. Şurada da vakum var. Masaya sabitlediğinizde oynamaması için şu şekilde duruyor. Bunu yükseltmek istediğim zaman şöyle basit bir selfie çubuğu var. Bunu buraya montajını yaparak da istediğim kadar uzatabiliyorum. Bazı durumlarda bu tripodu koyamayacağım durumlarda şöyle bir aparatım var. Bunu da masanın her bir noktasına sabitleyebiliyorsunuz şöyle. Gördüğünüz gibi buradaki şu selfie çubuğunu buraya taktığım zaman masa çekimlerini burada da gayet rahat bir şekilde yapabiliyorum. Sadece bunun bir dezavantajı şu, masa hareket ettiği zaman bu da masayla beraber sallanıyor ama tabii ki bu da masayla beraber sallanabiliyor ama bu biraz daha sağlam diyebilirim. Bir de kamera karşısında kullanmış olduğumuz bu tripod mevcut. Basit bir tripod, yani öyle pahalı ve profesyonel bir tripod değil. Sadece burada terazisini ayarlıyorsunuz kamera yamuk olmaması için. Bunu da kamera karşısındaki çekimlerimiz için kullanıyoruz. Onun haricinde başka burada tanıtacağım bir ürün yok. Işıklarımızı da yakalım, şöyle bir bakalım nasıl bir ışıklandırma sağlıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi iki tane ışığım var. Bir de tavan lambası olarak bunu kullanıyorum, Panasonic, ve bu da bana çok 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 yardımcı oluyor. Çekimlerimde şu şekilde gösterebilirim. Gayet yeterli bir ışıklandırmaya sahibim. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Dilerseniz
Greenbox'ta nasıl çekim yapıldığını ve ekranda bunu nasıl yok ettiğimizi ve ekranın arka planını nasıl değiştirdiğimizi kısa bir video ile sizlere gösterebilirim. Benden istemiş olduğunuz video varsa, merak ettiğiniz bir konu varsa mutlaka yorumlara yazarak benden bunu talep edebilirsiniz. Elimden geldiğince bunları çekmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.